Songa Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrostatik konumuza bakacağız. Ki bu biliyorsunuz 9. sınıfın 6. ünitesi yani son konumuz arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde içeriğimize bir göz atalım. Sonrasında da konumuza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü göreceğimiz konu başlıklarımız elektrostatik sürtünmeyle elektriklenme, dokunmayla elektriklenme ve en son etki ile elektriklenme deyip bitireceğiz. Bu konu 9. sınıfın son konusu olduğu için genelde böyle arkadaşlarım böyle pek ilgi göstermiyorlar. Ancak bu konunun devamı 10. sınıfın 1. ünitesinde karşınıza gelecek arkadaşlar. Yani burayla ilgili bilgileriniz eğer iyi olursa orada da böyle sıkıntı yaşamazsınız. Hemen şöyle bir ödevlendirmemizi de yapalım. Konu anlatımlı soru bankamızda arkadaşlar. Elektrostatik ünitemiz nereden başlıyormuş? Hemen bakalım. Elektrostatik ünitemiz arkadaşlar 200 numaralı sayfadan başlıyor ve en son 220'ye kadar devam ediyor. Bu kitabımızda daha sonra da Dinamo Soru Bankamızdan da tabi soru çözerek pekiştirmemiz lazım. Dinamo Soru Bankamızda da sayfa kaç hemen bakalım şuradan elektrostatiğe sevgili arkadaşlar elektrostatik 215 numaralı sayfadan başlıyor ve en son 237 numaralı sayfada bitiyor. Yazılısı hala olmayan arkadaşlar için 237 numaralı sayfamızda da yazılı sorularımızın örnekleri var. Tabi takıldığın yerler olabilir. Ne yapacaksın bu durumda da? Kitabımız içerisinde yer alan kare kodları okutarak alanında uzman öğretmenler tarafından çözülmüş soruların videolu çözümlerine ulaşacaksın. Hadi hızlı bir şekilde içeriğimize başlayalım. Müzik Evet sevgili arkadaşlar, elektrostatik kelimesi nasıl çıkmış? Nereden çıkmış? Elektrostatik nasıl başlamış? Onlardan bahsedeceğiz başlangıçta. Elektriklenme olayının keşfi milattan önce 600 yıllara kadar uzanmakta sevgili arkadaşlar. Antik Yunan döneminden bahsediyoruz. Tales'in yüne sürtülen kehribar parçasının toz kırıntılarını ve kedi tüylerini çektiğini gözlemlemesi elektrostatik ile ilgili bilginin temeli olarak kabul edilmektedir. 600 yıllardan bahsediyoruz. Milattan önce 600. Oradan bir sıfıra geleceğiz. Sonra bir miktar daha ilerleyeceğiz arkadaşlar. Belli bir yere kadar geleceğiz. 1700 yıllara kadar gelmemiz gerekiyor ki elektrikle alakalı daha böyle temel bilgileri ortaya atmak için. 2300 yıl sonra biri daha çıkacak ortaya. Elektrostatik durgun elektrik yüklerini ve bu yükler arasındaki etkileşmeyi inceliyor sevgili arkadaşlar. Elektromanyetizmanın bir konusu kendisi. Ki zaten kelimeden yola çıkarsak elektro, elektrik elektrikle alakalı statik de duygun demek yani durgun elektrik yükleriyle alakalı şeylerden bahsedeceğimizi buradan anlayabiliyoruz. Elektrik yüklerine pozitif ve negatif ismi 1700'lü yıllarda Benjamin Franklin tarafından verilmiştir sevgili arkadaşlar. Bakın milattan önce 600'dü milattan sonra 1700 yılına geldik. Ortalama 2300 yıl sonra isimlendirmesini yeni daha yeni yaptığımızı söyleyebiliriz. Modern atom teorisine göre atomun çekirdeğinde pozitif yüklü protonlar, elektrik yükü olmayan nötronlar, çekirdek çevresinde ise negatif yüklü elektronlar bulunuyor. İşte şunlar mesela pozitif yüklerimiz olsun, bunlar negatif yüklerimiz olsun, bunlar da nötronlarımız olsun. Sevgili arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durumdan bahsedeyim. İleride daha çok işinize yarayacak ama konunun devamında yani. Ee, arkadaşlar atomun çekirdeğindeki pozitif yüklerin koparılması, hareket etmesi oldukça zordur. Dolayısıyla biz elektriklenme olaylarından bahsederken yörüngedeki elektronların alınıp verilmesinden bahsedeceğiz diyeyim. Sonra da devam edeyim. İleride göreceğiz zaten bunu. Atom ve dolayısıyla atomlardan oluşan madde nötr olma eğilimindedir. Yani ne demek nötr ne demek? İçerisinde pozitif ve negatif yük sayılarının birbirine eşit olması demek. Milli Eğitim'in kitaplarında da yazıyor arkadaşlar. Nötr yerine yüksüz kelimesi de kullanılabiliyor. Aslında normalde bu biraz yanlış geliyor bana. Çünkü yüksüz deyince sanki hiç yük yok gibi anlaşılabiliyor. Ancak kitaplarınızda yüksüz kelimesini görüyorsanız da nötr anlamanız lazım. Yani hiç yük yok değil. Yük var ama pozitif ve negatiflerin sayıları birbirine eşit diye anlamanız gerekiyor. Atom çekirdekteki pozitif yüklü protonları ve negatif yüklü elektronları dengeliyor nötr hale gelmek için elektron sayısının proton sayısından fazla ya da az olması durumlarında elektrik yükü ortaya çıkıyor. Peki hangisi büyük olunca ne oluyor? Ondan bahsedelim bir de. Proton sayısını mp, elektron sayısını n edersek eğer proton sayısı elektron sayısına eşitse nötr diyordu. Kitaplarımızda yüksüz kelimesi de geçebiliyordu. Dikkat edin tekrardan söyleyeyim. Yük yok anlamında değil. Eğer Proton sayısı elektron sayısından büyük ise, o zaman ne yapacağız? Proton pozitifte, elektron negatifte. Bu durumda atomumuzun pozitif yükte olduğunu söylüyoruz. Böyle güzel güleç pozitif. Eğer ki proton sayısı elektron sayısından küçük ise, bu durumda da atomumuzun negatif olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve yükü Q harfi ile gösteriyoruz. Q ileride şöyle büyük Q'yu da kullanacaksınız. Şimdilik küçük Q ile idare edeceğiz ama SI birim sisteminde yük birimi klomp'tur arkadaşlar ve klomp büyük C harfi ile gösteriyoruz. Doğada bulunan en küçük yük elektronun yüküdür. En küçük yük yani arkadaşlar biz bu nedenle elektronun yüküne elementer yük birim yük ya da temel yük de diyebiliyoruz. Şuraya onu da yazalım. Temel yük diye de geçebiliyor elektronun yükü. Elektronun yükü E sembolüyle gösteriliyor. Bu arada şunu da söylememiz lazım. Doğada arkadaşlar elektron en küçük yük ya. Dolayısıyla arkadaşlar bir cismin bir maddenin yükü elektron yükünün tam katı olmak zorunda. Yani biz Q'yu... N çarpı E şeklinde söylememiz lazım. Buradaki N sayımız Tam sayı olmak zorunda. Yani bir buçuk elektron, iki nokta üç elektron gibi bir şeyle karşılaşmamız mümkün değildir. Bir olur, iki olur, üç olur, dört olur. Hani tam sayı olmak zorunda. Atomun dolayısıyla maddenin elektron kazanması veya kaybetmesi. Bakın, olay ne? Ne? elektron kazanması veya kaybetmesi. Hiçbir zaman diyor mu pozitif yükün protonun kazanılması kaybetmesi diyemiyoruz. Çünkü atomun çekirdeğinde yer aldığı için onu hareket ettirmek daha neydi? Zor idi. Geldik diğer bir konumuz olan elektriklenme çeşitlerini arkadaşlar. Temas ile elektriklenme türümüz var. Bir de etki ile elektriklenme türümüz var. Etkide temasa gerek yok. Temas olanda ise sürtünme ile elektriklenme ve dokunma ile elektriklenme diye toplamda yani şurada bir tane göreceğiz. Burada ikincisini göreceğiz. Bir de etki ile elektriklenme diye üçüncüsünü burada göreceğiz sevgili arkadaşlar. Bazıları iletkenlerde oluyor sadece bazıları yalıtkanlarda oluyor sadece diyeceğiz. Bazıları içinde her ikisinde birden olabiliyor diyeceğiz. Birinci kısmımız sürtünmeyle elektriklenme hani o milattan önce 600 yılında vardı ya kehribarın işte elektriklenmesi o tamamen sürtünmeyle elektriklenme örneğiydi mesela. Sürtünmeyle elektriklenmede birbirine sürtülen cisimler arasında elektron alışverişi gerçekleşir. Dikkat ettin mi? Bak yine elektrondan bahsediyor. Elektron alışverişiyle gerçekleşiyor bu durum. Elektron alan cisimde negatif yük fazlalığı oluşurken Elektron veren cisimde negatif yük azalır. Bakın yine negatif yükten bahsediyoruz. Elektron veren cisimde pozitif yük fazlalığı, elektron alan cisimde negatif yük fazlalığı oluşur demiş. Peki burada niye pozitif yük dedi? Çünkü arkadaşlar normalde atom nötr'dü ya yani elektron sayısı proton sayısına eşit ya. Bu adam elektronlarını verdi. Elektronlarını verince elinde pozitif yük fazlalığı oluştu. Bu yüzden cismimiz pozitif yüklü diyoruz. Şimdi İki tane klasik örneğimiz var arkadaşlar. Bir tanesi plastik çubukla yün kumaş. Eğer ki biz bir plastik çubuğu bir yün kumaşa sürtersek plastik çubukta negatif yükler toplanacak. Bunlar negatif yükleri alacak. Dolayısıyla negatif yükleri kimden alacak? Yün kumaştan alacak. Yündeki negatif yükleri alınca yünde ise pozitif yükler kalacak sevgili arkadaşlar. Hatta şuraya da üçüncüyü de çizeyim çünkü ikisinde de eşit miktarda olması lazım. Yani birinin verdiği yük diğerinin aldığı yüke eşit olmak durumunda. Ve biz herhangi başka bir yere sürttüğümüz başka bir Ebonit çubuğu, plastik çubuğu birbirine yaklaştırırsak bu çubuğun itildiğini göreceğiz. Bakın şu tarafa doğru bir hareket durumu söz konusu. Ki bunu zaten şeyden biliyorsunuz aslında ilk öğretim 7. sınıfta geçmesi lazım. Ne diyordunuz? Aynı cins yükler birbirini iter diyordunuz. klom kuvveti denilen bir konumuz da olacak ileride. İpek kumaşına ise cam bir çubuğu sürtersek arkadaşlar burada şöyle yazılmış şunu hemen çizelim. Cam çubuk olacaktı burada ipek kumaşa cam çubuğu sürttüğümüz zaman bu kez ipek kumaş negatif yükleri alacak kendisi ve cam çubukta ise pozitif yükler kalacak sevgili arkadaşlar eşit miktarda çizildiğine dikkat etmeniz lazım ve yine biz bir plastik çuba burada yine plastik yazılmış. Bir cam çuba, başka bir cam çubuğu yaklaştırırsak bunun da yine şu tarafa doğru hafifçe bir hareket ettiğini gözlemleriz. Ha burada hocam şunu yapabilir miydik? Biz bir plastik çubukla bir cam çubuğu birbirine yaklaştırırsak ne olur? Ha bu sefer de zıt cins yükle yüklü cisimler oldukları için birbirlerini ne yapacaklar? Çekeceklerdi sevgili arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz ikinci başlığımıza yine bir temas durumu söz konusu. Dokunma ile elektrik elektriklenmede. Dokunma ile elektriklenmede birbirine temas ettirilen iletken cisimler arasında elektron geçişi oluyor. İletken bakın az öncekilerde yalıtkanlar vardı. Yani plastik yalıtkan, yün kumaş yalıtkan ama burada iletkenler var sevgili arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenmenin gerçekleşebilmesi için maddemizin iletken olması gerekiyor. Peki hocam ya iletken yalıtkan dediniz de biz bunların tanımlarını unuttuk derseniz de şöyle bir kısa hatırlatma yapayım arkadaşlar. İletkende elektronlar serbestçe hareket edilebiliyor hareket ettirilebiliyor daha doğrusu ve bundan dolayı da alınıp verilebiliyor. Ama yalıtkanlarda ise elektronlar serbestçe hareket edemiyor. Dış bir etki olması lazım işte sürtünme gibi falan bir etki olması lazım ki elektronları ondan sökebilelim. Sistemde var olan toplam yük sistemi oluşturan cisimler arasında paylaşılıyor. Dolayısıyla dokunmayla elektriklenen cisimlerde yük cinsleri aynı oluyor. Yani mesela burada negatif yüklü bir cismi birazdan buna dokunduracağım. Son durumda o zaman bundaki yük işaretleri ne olacak? Yine negatif olacak. Negatif yüklü iletken çubuğun metal küreye temas ettirilmesi demiş. Ben bunu diyelim ki yaklaştırdım ve buradan buna temas ettirdim, dokundurdum. Ne yapacak? Yük paylaşımı gerçekleşecek. Bunda 4 tane var ya. Hadi kardeş payı olsun. İki tanesini bu alsın iki tanesi bunda kalsın. Şimdi şu iki tanesini verdim ben artık bundan götürdüm bu iki tanesi buna geçti. Ne yapacak şimdi? Şimdi ne olacak? Dokundu ya çekti dokundu. Dokunduğunda yükünün fazlasını verdi bir kısmını verdi. Aynı cins yükle yüklenmiş oldular. Aynı cins yükle yüklenmiş oldukları için bu kez ne olacak? Birbirlerini itecek ve metal küre şöyle bir konuma gelecek sevgili arkadaşlar. Şöyle açılacak bir miktar. Değil mi? Niye? Aynı cins yükler birbirini ittikleri için. Tam tersi durum da olabilirdi. Pozitif yüklü bir cismi dokundursaydım eğer bu sefer de yük geçişinden dolayıp aynı yükle yine yükleneceklerdi. Peki bundaki kural ne hocam? Kuralımızda arkadaşlar bu aşağıda ifadesi yazılanlar. Toplam yüküm, toplam yarı çapım çarpı kimin yükünü arıyorum? Birinci kürenin yükünü arıyorsam R1 ile. Eğer ikinci kürenin yükünü arıyorsam R2 ile çarpmam gerekiyor. 11. sınıfa geldiğinizde eğer sayısalı seçerseniz bu konunun daha detaylı bir halini orada göreceksiniz. Potansiyel kavramıyla açıklanacak. Şimdiden spoiler vermiş olayım sizlere. Dokunma ile elektriklenmede sistemde var olan toplam yükün cisimler arasındaki paylaşımı iletken cisimlerin yüzey alanları ile doğru orantılı. Şimdi bunun R1 daha büyük, R2 küçük ya. Demek ki bunun yüzey alanı daha büyük, bunun yüzey alanı daha küçük. O durumda ne beklerim ben? Bunda toplanan yük büyük olacak bunda toplanan yükten. Yani devam edelim bakalım neler olacakmış. Bu nedenle özdeş iletken cisimler birbirine dokundurulduğunda sistemin toplam yükünü eşit olarak paylaşıyorlarmış yarıçapları eşit olursa. Yarıçapları eşit olmazsa bakalım ne olacak. Dokunmadan önce bunları dokundurmuşup sonra da bunlar ayrılmış. Mesela diyelim ki biz şöyle bir şey olsun. Örnek gibi yapalım. Bunda işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olsun. Bunda da işte 1, 2, 3, 4 tane fazlalık olsun. Bu durumda ne yapacağım? Toplam hüküme diyeceğim ki 10. Toplam yarı çapım işte mesela şu 2R olsun ya da 3R olsun bu 2R olsun. 3R'yi 2R toplarsam 5R yaptı. 10 bölü 5 diyeceğim. 10 bölü 5'ten 2 gelecek. Daha sonra ben bunu 3 ile çarparsam demek ki bunda 6, bunda 4 tane kalacak. Aa hiçbir şey değiştirmedim ya. Aynısı oldu. Rastgele demiştim ama aynısı çıktı. Bu da olabilir. Belki dokunmayla elektriklenme neticesinde yük geçişi de olmaya biliyormuş. Demek ki sevgili arkadaşlar. Bu da 11. sınıfta açıklanacak sizlere. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus. Bunun kenarında böyle yıldızlar atayım, süsleyeyim. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Bakın Dokunmadan önceki yükleri toplamış kaç tane cisim aynı anda birbirine dokunduruluyorsa artık dokunduktan sonraki yükleri de toplamış. Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Çok basit bir anlam var aslında arkadaşlar. Toplam yük korunur. Toplam yük hiçbir zaman değişmez. Bir yükü yoktan var edemezsiniz. Var olan bir yükü de yok edemezsiniz. Ne olacak? Sadece maddeler arasında transfer olacak. Ne demiş? Kürelerin dokunmadan önceki sahip oldukları toplam yük dokunmadan sonraki sahip oldukları toplam yüke eşittir demiş arkadaşlar. Yükün korunumlu olması bu anlama geliyor dedik ve hemen bunu bir soruyla taçlandıralım. Yarı çapları ve yükleri verilen iletken A ve B cismi birbirine dokunduruluyor. Dokunma sonrası hangi cisimden diğerine kaç Q yük geçişi olmuştur? O zaman ben bunların bir yüklerini bir bulayım. Sonrasında da hesabımı yaparım. Mesela A'nınkini arıyorum. Q, A, üssü dedim. Toplam yüküm 4 bundan, 8 bundan. Hatta ilk soru olduğu için şöyle yazalım. 4Q artı 8Q bölü toplam yarıçap R bundan 3R de bundan geldi. Ben A'yı aradığım için R ile çarptım. Ne yaptı üst taraf? 12Q alt tarafta 4R çarpı R yaptı. Şu R'ler gitsin. 12 bölü 4'ten 3Q yükümüz kalacakmış. Şimdi buna dedim ki 3Q. Geldim diğerine Q B üssü dedim. Toplam yüküm 12Q çıkmıştı. Toplam yarı çapım 4R çıkmıştı. Çarpı bu sefer 3R diyeceğim. Şunlar gidecek. 12 bölü 4'ten 3. 3 kere 3'ten de 9 Q kaldı. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir şey daha söyleyeyim size. Bir kısa yol söyleyeyim size. Diyelim ki siz birinci kürenin yükünü buldunuz. 3. Payımız neydi? Payımız 12 idi. O zaman diğerinde 9 kalır da diyebilirsiniz. Niye? Az önceki sayfada görmüştük. Toplam yük korunuyordu çünkü. 9 Q Oldu bunda da. Şimdi genellikle arkadaşlar öğrencilerin yaptığı hatayı söyleyeyim ben size. Hocam işte 8 Q'ydü 9 Q oldu. O zaman bu cisim buna Q kadar yük verdi derler. Derler. Peki bu doğru mu? Ben söylediğime göre kesin bir pislik var. Arkadaşlar bu ifade yanlış. Olması gereken şudur. Pozitif yükler hareket ediyor muydu? Etmiyordu. Bunlar pozitif. O zaman ne olmuştur? 8Q Eksi Q vermiştir bu tarafa. Eksi Q kadar buna yük geçince bir tane daha yükü artmıştır. Bunun da dörtten 3'e düşmüştür. Negatif yükler üzerinden anlatmaya özen gösterin sevgili arkadaşlar. Pozitif yükler katılar üzerinde hareket edemiyorlar. Dikkat ben buradan soru sorardım yani şahsen. Geçtik etkiyle elektriklenmeye. Bakın burada Tonguç'un saçlarına ne olmuş? Bir balon bunun böyle saçların kendisine doğru çekmiş bu tarafa doğru yönelmesini sağlamış. Tabi burada balon var gerçi balonda ne vardı sürtünme ile elektriklenme yapabiliriz çünkü kendisi yalıtkan idi. Burada bizim saçlarımız o zaman iletken olabilir mi ya? Saçlarımızdan sanki akım geçermiş gibi bir şey var ya. Olabilir bakalım bir araştırın. Yüklü bir cisim nötr durumdaki iletken maddeye dokundurulmadan Yüklerini etkileyecek kadar yaklaştırdığımızda nötr cismin üzerindeki yüklerin yer değiştirmesi olayına elektriksel kutuplanma ya da polarizasyon adı veriliyor. Mesela Yüksüz, nötr durumdaki bir iletken küremiz varmış. Şimdi nötrü bir inceleyelim şunu da düzeltelim. Nötrü bir inceleyelim sevgili arkadaşlar. Ne var üzerinde? Bakın eksi var, artı var, eksi var, artı var, eksi var, artı var. Yani eksilerle artıların sayıları birbirine eşit. Demek ki buna nötr denmiş. Ben buna yüklü bir çubuğu yaklaştırdığım vakit getirdim buna yaklaştırdım. Yaklaştırdım ama dokundurmadım henüz. Dokundurmadığım durumda ne olmuş bakınız? Eksi yükler yaklaştırdığım tarafa yakın bir şekilde toplanmış. Eksi yükler burada toplandığı için bu tarafta pozitif yük fazlalığı oluşmuş diyoruz sevgili arkadaşlar. Dikkat. Niye böyle oldu? Çünkü zıt cins yükle yüklü cisimler ne yapıyordu? Birbirlerini çekiyorlardı. Buradaki pozitif yükler negatif yükleri kendisine doğru çekti. Yani buradaki negatifler bu tarafa doğru geldi geldi geldi. Burada negatifler toplandığı için diğer tarafta sadece pozitif yüklü cisimler kalmış oldu. Bu olaya ne diyormuşuz? Polarizasyon diyormuş. E yükledik mi? Henüz yüklemedik. Bunu uzaklaştırırsam eski haline dönecek. Bakalım neler yapmam lazımmış. Yüklü cisim uzaklaştırıldığında yani elektriksel etkileşme ortadan kalktığında bölgesel yüklenme de ortadan kalkar. Yani az önceki sayfadaki ne olacak? Yükler tekrardan eski konumlarda gelecek ve nötr halini koruyacak. Etkiyle elektriklenme olayı yalıtkan cisimlerde de gerçekleşiyormuş. Hemen bakalım arkadaşlar negatif yüklü bir tarağım varmış. Negatif yüklü tarağımı bir yalıtkana yaklaştırdığım zaman yalıtkan içerisinde böyle rastgele dağılmış olan yüklerin ne yapmasını sağlıyormuşum ben? Düzelmesini bir düzene gelmesini sağlıyormuşum. Ufak da olsa bir polarizasyon olayı burada gerçekleşiyor diyebiliriz. Örneğin saça sürtülerek elektrikle yüklenen plastik tarak yüksüz ve yalıtkan kağıt parçalarını çeker demiş arkadaşlar. Çünkü kağıdın üzerindeki ne yaptık? Yük dağılımını değiştirdik. Nötr yalıtkan cisimlerde elektrik yükleri gelişi güzel ve çiftler halinde bulunuyor. Burada gördüğümüz üzere. Bunu bilmemiz lazımmış. Neyi bilelim? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Yüklü bir cisim Nötr bir yalıtkana yaklaştırıldığında yük çiftleri madde içinde yer değiştirmeden düzenli bir şekilde diziliyor. Bakın serbestçe bir hareket durumu söz konusu değil. Sadece ne oluyor? Hani böyle beden dersinde çıkarız ya, ondan sonra böyle arkadaşlarımızla sohbet ederiz. Sonra hocayı görünce herkes bir hizalanır. Çok da oynamayız ama yani yerimizde kalırız. İşte bunun gibi yani. Sadece kısa böyle bir alanda düzenlenmesi durumu söz konusu. Geldik. Aynı cins yüklü yüklü A ve B cisimleri şekildeki gibi C ve D cisimlerine yaklaştırılıyor demiş. Şöyle burada bir yanlış yapmışım hemen düzelteyim sevgili arkadaşlar. Şunlar böyle AB değil KL olacaktı. Şu da şöyle X Y diyelim. K ve L cisimleri şekildeki konumları aldığına göre aşağıdaki öncüllerden hangileri doğru olabilir diyor. Y ve K cismi de iletken olarak verilmiş. Ymiş iletkenimiz şu iletkenmiş bir de K cismimiz iletkenmiş sevgili arkadaşlar. Bir de şuna dikkat olabilir dedi. Şimdi baktım. Bir iletken başka bir iletken tarafından çekilmiş. O zaman bu pozitifse bu negatif diyebilirim. Bu negatifse bu pozitif diyebilirim. Bu da iletkenmiş. O diye çekmiş. Nasıl olabilir? Yalıtkanları da çekebiliyordu bu yalıtkan. O zaman bunların da yine zıt yükle yüklenmiş olduğunu söyleyebilirim. Sürtünmele elektriklenme falan olabilir. Şuna da şöyle yalıtkan diyelim. Buna da böyle yalıtkan diyelim. Bu şu Yalıt kan. Evet K ve L aynı cins yüklüdür demiş. Şimdi baktığım zaman K ve L'nin arası açılmış. Nasıl açılmış olabilir arkadaşlar? Bu pozitiftir. Bu da pozitiftir. Veya her ikisi de negatiftir. Araları açılmıştır. Aynı cins yükler birbirini ittiği için olabilir. L ve Y aynı cinstir demiş. Şimdi L ve Y aynı cins yükle yüklü olabilir mi arkadaşlar? L, Y'ye yaklaşmış. Bu itmişti, bu da çekmiş ki demek ki bu tarafa gelmiş. O zaman buna pozitif dersen, bu negatiftir diyebilirim. Aynı cins yükte olması ihtimaline şöyle bir soru işareti attım. Birazdan döneceğim buraya. Üçüncüsü, Y ve K zıt cinsidir demiş artı dersem eksi deme ihtimalim vardı. Böyle bir ihtimal de vardı. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. L ve Y aynı cins yüklüdür diyor ya. Bu bu soru için yanlış bir şey. Ama ileride bazı sorular karşınıza çıkacak. Mesela e, 11. sınıfta çıkacak. İki tane şöyle şey vereceğim size, göstereyim. Şurada artı bir cisim olsun. Şurada da artı bir cisim olsun. Şurada da artı bir cisim olsun. A, B, C cisimleri diyelim bunlara da. Bu ABC cisimlerinde diyelim ki ben bunu sabitledim yere. Bunu da sabitledim yere. Bunu serbest bıraktım. Şimdi ne yapacak? Bu bunu itecek. İttiği için şöyle göstereceğim. Bu da bunu itecek. İttiği için de böyle göstereceğim. Şimdi burada bunun dediğim olacak, bunun dediğim olacak. İşte onun hesabını 11'de yapacaksınız. Yani bazı durumlarda mesela A diyelim ki çok kuvvetli. Çok kuvvetli ittiği için B'yi biraz C'ye yaklaştırabilir diyeceğiz. Bu durumda hani burada aynı cins yükle yüklü olma ihtimalleri de var ama bunu 11. sınıfta daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şimdilik burası soru işareti olarak kalsın. Kafanız biraz karışsın sevgili arkadaşlar. Merak edin, araştırın bakalım. Yükün korunumu kanunu. Bundan aslında bahsetmiştik. Dokunmayla elektriklenme de bahsetmiştik. Ne demiştik? Dokunmadan önceki toplam yük, dokunmadan sonraki toplam yüke eşitti Bunun bir de detayını görelim. Bakalım nasıl oluyormuş. Çevreyle madde alışverişi yapmayan sadece enerji alışverişi yapabilen sistemlere kapalı sistem diye bir tanımımız var. Kapalı sistem deniyor sevgili arkadaşlar. Elektrikle yüklenme çeşitleri incelendiğinde kapalı bir sistemin toplam elektrik yükü bakın toplam elektrik yükü sabit olduğu görülür. Yani biri verdi biri aldı falan filan o beni ilgilendirmez. Sistem olarak bakacağım. Yani mesela şöyle bir sistemim olsun benim. Burada bir cismim burada başka bir cismim var. İşte bundan buna yük geçişi oldu ya da bundan buna yük geçişi oldu. Fark eder mi? Etmez. Benim sistemim için içerisindeki toplam yükün sayısı sabit olacak sevgili arkadaşlar. Yükün korunumu kanunu olarak bilinen bu kanuna göre herhangi bir kapalı sistemdeki yüklerin cebirsel toplamları daima sabit olacak sevgili arkadaşlar. Elektriklenme türlerinin tamamında yük korunumu geçerlidir sevgili arkadaşlar. Bu ister sürtünme elektriklenme olsun, ister dokunmayla elektriklenme olsun, isterseniz de ne olsun, etkiyle elektriklenme olsun hiç fark etmez. Dinamo Soru Bankamızın 215. sayfasındaki ikinci soruyu da sizler için çözeceğim. Sürtünme ile elektriklenen ipek kumaş ve cam çubuk ile ilgili neydi hatırlayalım. İpek kumaşa ne oluyordu? İpek kumaş eksi yükle yükleniyordu. Cam çubuk pozitif yükle yükleniyordu sevgili arkadaşlar. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Doğru bir ifade neden? Biri negatif diğeri pozitif. Yük geçişi camdan ipe doğru olur. Şimdi arkadaşlar yük geçişi camdan ipe doğru yani demiş ki arttan eksiye doğru olur. Artı yükler hareket ediyor muydu ya? Etmiyordu. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olamaz. Elektriklenmeden sonra yük miktarları eşit olur. Sürtünme ile elektriklenebiliyorlardı arkadaşlar. Sürtünme ile elektriklenme neticesinde de son yük miktarları eşit olmak durumundaydı. Yani biri eksi Q ise biri Artık Q olmak zorundaydı. Bu ifadede doğru bir ifade. Ne olacak? Bir ve 3 değişik yok. O zaman ben bir hata yaptım. Hemen bir bakayım. İkinci öncüle bakın. Ah be. İkinci öncüle bakın. Yük geçişi camdan ipeğe doğru olur. Niye? Başlangıçta bunlar nasıldı arkadaşlar? Bunların ikisi de nötrdü değil mi? Nötrdü. Bu ipek olsun. Bu da cam olsun. İkisinden ötürdü. Negatif yüklerini cam ipeye doğru vermişti. Elektronlarını vermişti. Dolayısıyla eksilerini kaybettiği için bu adam artı olmuştu. Bu adam da eksi olmuştu. İlk sürtünmeyle olan kısmından bahsediyor. Yani ikinci öncülümüzle doğru. Aman bak siz de benim gibi tuzağa düşmeyin. Ben size yanlış yapmayın diye böyle şey yaptım. Abi burası da bir dikkatimi çekti. Şurası böyle yüz gibi oldu. Bakın size böyle kaşları ipek ve cam, bir gözü, bir gözü şurası da burnu olmuş böyle güzel oldu. Evet cevap E oldu. <laughs> evet sevgili arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. Elektrostatik gördük bugün. Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenmeyi gördük. Sevgili arkadaşlar son bir şey eklemek istiyorum. Kitabınızın sonlarına doğru böyle bununla alakalı sorular da var. Bir de Coulomb kuvvetimiz var arkadaşlar. Coulomb kuvveti. Şöyle yazdım. Coulomb kuvveti diye bu kuvvetle alakalı detayı da 11. sınıfta göreceksiniz aslında ancak şunları bilmeniz gerekiyor bu konuda bir toparlayalım orayı aynı cinsükler birbirini itiyor zıt yükler birbirini çekiyor dedik ya burada yük büyüklükleriyle kuvvetin doğru orantılı olduğunu söyleriz yani kuvveti f ile gösteriyorduk ya f doğru orantılıdır yükler diyeyim şöyle q1 ve q2 diye bir de arkadaşlar f ters orantılıdır 1 bölü d diyelim d kare diyelim. Uzaklık artarsa da Coulomb kuvvetinin değerinin azalacağını söylüyoruz. Normalde bunun detayları 11. sınıfta anlatılıyor ama bazı soru bankalarında sorularını görüyorum. İşte yükleri uzaklaştırırsak ne olur, yaklaştırırsak ne olur tarzında kuvveti yorumlayabileceğiniz soru kalıpları gördüm. O yüzden bunu da yazmak istedim sizler için sevgili arkadaşlar. Evet, son konumuzu da bitirdik. 9. sınıfta kazasız belasız inşallah. Yorumlarınızı çok çok önemsiyoruz arkadaşlar. Sizin için bu video yararlı oldu mu? bize bir önerin bir tavsiyen var mı? Gelecek sene için olabilir tabii ki bu önerilerin. Çünkü seneye 10. sınıf olacaksın. İnşallah notların da çok iyidir. Ödüllü soruyu bulabilecek misin acaba? Bakalım birazdan ve videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Ve gelelim haftanın ödüllü sorusuna. Ödüllü sorunuz ekranlarınızda sevgili arkadaşlar. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. 10. sınıfta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.